Yapabileceğine inan. Bu yaratıcı düşünmenin temelidir. İnanç sayesinde yaratıcı güç geliştirmene yardımcı olacak bazı önerilerimiz var. 1. Düşünme ve konuşmanda kelime haznenden imkansız sözcüğünü çıkar. İmkansız bir başarısızlık sözcüğüdür. Bu imkansız düşüncesi haklı olduğunu kanıtlayacak düşüncelerden oluşan zincirleme bir reaksiyonu harekete geçirir. 2. Uzun zamandır istediğin ama yapamayacağını hissettiğin özel bir şey düşün. Şimdi onu neden yapabileceğine dair bir sebepler listesi hazırla. Zihinsel konsantrasyonuna değen tek şey neden yapabileceğinken çoğumuz sırf neden yapamayacağımıza odaklandığımızdan arzularımızı bastırıp yok ederiz. Yakın zamanda bir gazetede Amerika'daki pek çok eyalette gereğinden fazla kasaba olduğunu belirten bir yazı okumuş idim. Makale çoğu kasaba sınırının ilk otomobilin üretiminden önce atların ve at arabalarının başlıca seyahat aracı olduğu dönemlerde belirlendiğini söylüyordu. Ama bugün hızlı otomobiller ve iyi yollar sayesinde 3 veya 4 kasabanın birleşmemesi için hiçbir sebep yok. Bu küçük alanlarda birden fazla aynı hizmetin verilmesini önleyecekti. Ve vergi mükellefleri daha az vergi karşılığında daha iyi hizmet alabilecekti. Bu makalenin yazarı tesadüfen parlak bir fikir bulduğunu düşünmüş. Bu konudaki tepkilerini alıp ölçmek için rastgele 30 kişiyle görüştüğünü söylemişti. Sonuç, insanlara daha az maliyetle daha iyi yerel hizmet sağlayacak olmasına rağmen bir kişi bile bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyordu. Bu geleneksel düşünmeye bir örnektir. Geleneksel düşünenin düşünme yetisi böyle fikirler karşısında kasılır ve işlevini göremez hale gelir. Bir anlamda zihni kilitlenmiştir. O şöyle mantık yürütür. 100 yıldır bu şekilde olmuş. Dolayısıyla mutlaka iyi bir şey olmalı ve bu şekilde kalmalı. Neden değişim riskine girilsin ki? Ortalama insan daima değişime ve gelişime tepki duymuş ve karşı olmuştur. Bir hayli insan doğanın yürümemizi ve atları kullanmamızı istediğini öne sürerek arabalara itiraz etti. İnsan bu garip bir yaratık. Uçak pek çok insana zorlayıcı bir fikir gibi geldi. İnsanın kuşlara ayrılmış alana girme hakkı yoktu. Değişime karşı birçok stoikocu hala insanoğlunun uzayda işi olmadığında ısrar ediyor. Başarılı bir fizik uzmanı yakın zamanda bu tip bir düşünceye şöyle karşılık verdi. İnsan dedi Doktor Van Braun gitmek istediği yere aittir. İnsan gitmek istediği yere aittir. Devam ediyoruz. 1900'lü yıllarda bir satış yöneticisi satış yönetiminin bilimsel bir ilkesini keşfetti. Bu keşif basında geniş yer buldu. Hatta ders kitaplarına bile girdi. İlke şuydu. Bir ürünü satmanın en iyi yolu sadece bir tanedir. O en iyi yolu bul, sonra o yoldan asla şaşma. Neyse ki yeni liderlik tam zamanında yetişti ve bu adamın şirketi finansal bir felakete götürmesinden kurtardı. Bu deneyimi ülkenin en büyük ticari kuruluşlarından biri olan Namus Başkanı Crawford felsefesiyle kıyasla. Bir işin iyi yapılabilmesi için pek çok yol vardır. Hatta aslına bakarsak işin verildiği insan sayısı kadar çok. Gerçekten herhangi bir şey yapmanın tek bir en iyi yolu yoktur. Bir daire dekore etmenin, bir bahçe güzelleştirmenin, bir satış yapmanın, bir çocuk büyütmenin veya bir bonfile pişirmenin tek bir yolu yoktur. Ne kadar yaratıcı akıl varsa o kadar en iyi yol vardır. Hiçbir şey donmuş yerde oluşum ve gelişim göstermez. Geleneksel düşünce kalıbının aklımızı doldurmasına izin verirsek yeni fikirler filizlenemez.
Geleneksel düşünme, yaratıcı bir kişisel başarı programı ile ilgilenen kişinin bir numaralı düşmanıdır. Geleneksel düşünme zihnini dondurur, gelişimini engeller ve yaratıcı gücünü geliştirmene engel olur.